Galatasaray taraftarı bu haberle yatıyor, kalkıyor. Daha doğrusu ortada da bir haber yok henüz ama var. En çok merak var mı? Var, biraz önce geldi haberimizde. Yani dur hemen söyle. Kırmızıya mesela. Yakın söylemiyorum da kırmızıya yakın. Şu an son bilgiler de geliyor. Tamam. Ve Galatasaray hemen hemen hocasını buldu diyebiliriz. Bu anlamda bilgilerimizi birazdan tam gelecek bilgilerle beraber harmanlayıp izleyeceğimize sunacağız. Burak Hocam, üstünü evet. Aldım ama şey demiştim. Hocam başta, da şahit zaten. Başta şey demiştim. Ya evet. Sen yanlış anlama lütfen. Sen tabii teknik adamsın, gazeteci olduğu için. Eli boş gelmeyen konuk, en sevdiğimiz konuk tabii. Şimdi Serhan Türk biraz sonra tabii ki detayları açıklayacak ama az önce reklama gitmeden de söyledim. Dev kadro ya. Tek kişilik dev kadro. Tabii. 126 telefon, 127 oldu şimdi. 126, 127. 127 oldu, evet. Şimdi Galatasaray taraftarı teknik direktör kim olacak? Bu soruyu merak ediyor. Domenech Torrent'le yollar ayrılacak. Peki yerine kim gelecek? Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir oluşum var. Koca kim olacak? Biraz sonra Serhan Türk'e aldığı istihbaratı soracağız. Ama şimdi reklama gitmeden söyledim. Bir yandan sosyal medyada önümde açık dedim, Twitter'da. İlk sıraya bakıyorum. Bendeki Türkiye gündeminde birinci sırada Fatih Terim zamanı diye bir etiket var. Evet. Yani Fatih Terim'e yönelik de bir ilgi alaka var. Burada yazıyor Galatasaray taraftarı. Hocam geri dönsün diye. Hı hı. Bu kadroyu da geçen sezon kuran hoca yine Fatih Hoca. Hı hı. Fatih Terim'e yönelik yönetimin bir tasarrufu var mı? Oradan başlayalım. Fatih evet. Hoca veya şimdi tabii... İnsanlar ister Fatih Terim ama Fatih Hoca'nın da bir de fikrini düşünmek lazım. Yani Fatih Hoca acaba biraz kafasını dinlemek istiyor mu? Yoksa gerçekten geri dönmek istiyor mu? Şu Fatih Terim zamanı madem etiket olmuş, biz de birazcık konuşalım. Şimdi Fatih Hoca da son durumda. İlk şuradan başlayalım istiyorsan. Galatasaray'daki şu an futbol aklı kim? Şu evet. An Galatasaray'daki futbol aklı iki kişi. Bir Dursun Özbek, iki Erden Timur. Şu an futbol aklı bu iki isim üzerinden gidiyor. Başkan ve Sportif AŞ'deki Erden Timur üzerinden gidiyor. Başka bir isim daha var. O da Cenk Ergün Flora'da mesaiye başladı. Açıklanmadı ama mesaiye başladı. Hatta görüşmelerde devam ediyor. Hatta elindeki liste var, o üzerinden çalışıyor diyebiliriz. Fatih Terim Galatasaray'ın kupalar kazanmış, omzunda apoletleri olan, Türkiye'deki en büyük kupalardan birisini, dünyadaki en büyük kupalardan birisini Türkiye'ye getirmiş bir isimden bahsediyoruz. Fatih Terim. Fatih Terim Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Ama bir anlamda da Fatih Terim ismi şu an yönetime de baskı yapıyor. Şimdi Fatih Terim'i getirsen bir baskı. Evet. Başkasını getirip kötü sezon geçirsen başka bir baskı daha var. Yani Fatih Terim, Allah uzun ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten ben çok severim. Sene 1995'ten beri bir fiil hem gazetecilik ve teknik direktör anlamında beraber çalıştım. Çok sevdiğim bir insandan bahsediyoruz. Allah uzun ömür versin ama Fatih Terim yaşadığı süre içerisinde Galatasaray her zaman bu baskıyı hissedecektir. Yani takım ne kadar iyi olursa olsun, teknik adamlar ne kadar kötü olursa olsun, Fatih Terim olduğu süre içerisinde bütün yönetimler bu baskıyı hissedecektir. Tabii ki Fatih Terim'le herhangi bir, şimdi yönetimin içinde isimler zikrediliyor. Yani tabii ki burada biliyorsun Dursun Özbek yönetimi Metin Öztürk yönetimiyle birleşti. Metin Öztürk yönetiminin ismi belliydi zaten. Teknik direktör ismi belliydi. Okan Burun ismini telaffuz ediyorlardı. Evet. Ama Fatih Terim ismi hiçbir zaman telaffuz edilmedi. Ne Dursun Özbek telaffuz etti, ne Erden Timur'un telaffuz etti, ne Metin Öztürk telaffuz etti. Hiç kimse telaffuz etmedi. Çünkü daha önce Fatih Terim ismiyle gelen bir Burak Elmas yönetimi vardı. Ve bir teknik adam ismiyle gelmek istemediklerini dile getirdiler. Ki bu teknik adam da Galatasaray'ın nice kupalar kazanmış büyük isimden bahsediyoruz, Fatih Terim. Fatih Terim ismi tabii ki bu baskı anlamında tavan yaptı ve yaklaşık bugün itibariyle 45 bin tweet oldu. Evet. Tabii ki sosyal medyada hocanın da çok büyük takipçileri var. Hocayı çok seven hesaplar var. Hocayı Galatasaraylılığını hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Hocanın yaptıkları da ortada. Geçmiş dönemindeki karnesi de ortada. Bu bağlamda hoca her zaman olmazsa olmaz olacak ama bu dönemde olacağını düşünmüyorum. Olmayacak da. Yani Fatih Terim'le herhangi bir şekilde bir irtibata girilmedi. Aldığım bilgi bu yönde. Ve Dursun Özbek yönetiminin teknik direktör adayı Fatih Terim değil.
kim olduğunu da Serhan Türk az önce biz reklam arasına gittiğimizde yani saat 20.45'te 21.58'de de yayına döndük. O süreçte bir telefon geldi. Burak Kural siz de beraberdiniz evet, o sırada evet. Zaten. Şimdi o anı açıklamanın evet, zamanı geldi. Aldığınız anı, istihbarat neydi? Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'ın teknik direktörü iki isim üzerine gitti. Bir Ross, Marco Ross. Evet. İki Okan Buruk. Okan Buruk her zaman haber bekliyordu. Yani Galatasaray'la çünkü anlaşması en yakın olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Marco Ross'un istediği fiyatlar 7 milyon euro bazında olduğu için ve bu ücretin içinde ekibiyle beraber olduğu için bir anlamda Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Ve biz açık ve dert bir şekilde şunu dile getirebiliriz. Okan Buruk'la hiçbir şekilde irtibata girilmedi düne kadar. Dün Cenk Ergün tarafından Okan Buruk'la iletişime kuruldu. Ve bugüne itibariyle ise aldığımız haberlerde Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk olduğu şekilde diyebiliriz. Ve pazartesi de bunun açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Evet. Pazartesi şimdi... Galatasaray teknik direktörü açıklanacak ama Domenech Torrent'in gelişi ve konuşulması, vedalaşması ve arkasından da teknik adam olarak Okan Buruk'un açıklanmasını bekliyoruz. Editörümüz Emre Tuğrul da Serhan Türk'ün ağzından altta KC olarak yazdı. Galatasaray teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacak. Bu isim çok büyük ihtimalle de Okan Buruk olacak dedi. Evet, Okan Buruk'la da ben bugün görüştüm, kendisiyle görüştüm. Evet. Hatta dün temas olduğunu dile getirdiler. Bizim de beklentimiz o yöndeydi. Yani iki gün içerisinde belli olacaktı. Ve Galatasaray yönetimi şu an Ankara'da. Yönetimden kastım tabii ki Dursun Özbek ve diğer kurmayları. Bazı yönetim kurulu üyeleri ise buraya döndü. Ankara'da çünkü lisenin pilavı var. Pilav günü evet. Var. Hatta bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Daha öncesine dün Cumhurbaşkanı ziyaret edilmişti. Cumhurbaşkanı'na gidildi. Erden Timur ve Dursun Özbek de gitti. Resmi ziyaretleri de yaptılar. Ve bugün aldığımız duyumda, aldığımız bilgide Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk olma ihtimali %99.9. Ama iki isim vardı. De Zerbi de değildi o isim. Marco Ross ve Marco Ross'u da özellikle başkanın favori gördüğünü dile getirebiliriz. Okan Buruk her zaman zaten listenin en başındaydı. Ve Okan Buruk'la her ölçüde anlaşıldığını söyleyebiliriz. Pazartesi de açıklama yapmasını bekliyoruz. Vallahi bombayı patlattın. Durdun Serhat Türk. Bombayı patlattın. Okan Buruk ismi Galatasaray taraftarı çok uzun süredir bu sorunun cevabını bekliyordu. Burak Hocam, Okan Buruk ismi Galatasaray taraftarını heyecanlandırır mı? Sahada oyun olarak neler verebilir şimdi Galatasaray? Şimdi Nevzat Dindar yazdı. %100 yazdı. Nevzat Dindar'a da selamlar. Onlar evet. Da ben gördüm bir yandan. Onlar da paylaştı. O da Milliyet Gazetesi de paylaşmış. Evet. Nevzat Dindar'a da selamlarımızı iletelim. Okan Buruk Galatasaray için Serhan Türk'ün de istihbaratı, Nevzat Dindar'ın da istihbaratı bu yönde şu anda. Tabii imza atılmadı diyorsunuz ama çok büyük bir ihtimalle Okan Buruk olacak. Okan Buruk... Bugüne kadar oynattığı oyunları referans alırsak Galatasaray taraftarı önümüzdeki sezon neleri Okan Hoca yönetiminde daha sık görür sahada? Tabii şimdi öncelikle Okan Hoca geçen sezonda eğer Fatih Hoca ayrıldıktan sonra bence olması gereken teknik adam Okan Buruk'tu. Tabii yönetim o durum. Okan Hoca'nın durumu o taraflar olmadı ama öncelikle tabii imza atılmadı ama olursa hayırlı olsun iki taraf için de. Okan Buruk benim de çok sevdiğim, saydığım önemli meslek büyüklerimizden bir tanesidir bizim açımızdan. Ne olur? Şimdi Okan Hoca'nın biliyorsun pozitif bir futbolu var. Çok fazla adamla hücuma çıkan. Herhangi bir, şimdi Başakşehir'le bir şampiyonluk yaşadı. Tamam seyirci baskısı altında oynamadı Başakşehir'de ama kapalı savunmalara karşı, efendime söyleyeyim işte büyük takımlara karşı ciddi derecede kendi seyirci baskısı olmasa da rakip seyirci baskısı altında takımını oynattı ve oldukça başarılı oldu. Şampiyon oldu. Yani Türkiye'ye 6. şampiyonu getiren teknik adam. Okan Hoca. Evet. Onun için hoca hem oradaki performansıyla şöyle de düşünebiliriz. Abdullah Hoca'yı hepimiz seviyoruz, sayıyoruz. Yani Abdullah Hoca'nın o kadar uğraşıp da o son düzlükte bitiremediği noktada, yani bitirmenin kısmet olmadığı noktada Okan Hoca bu başarıyı elde etti. Çok önemli bir teknik adam. Ne yapar? Çok fazla kişiyle hücuma çıkan, 3. bölgede iyi top tutan, 3. bölgede fazla vakit geçiren, baskılı oynayan. Yani Rize'de dahi mesela Rize'ye geldiğinde dokunduğu Vedat Muriç biliyorsun en büyük çıkışı. Onun döneminde yaptı. Sonra Fenerbahçe'ye transfer yaptı. Bugün Vedat, ki Vedat'ı da çok eskiden beri biliyoruz. Giresun günlerinden beri. Vedat'ı
Lazio'ya gitmesinde bence en büyük pay sahiplerinden biri Okan Buruk'tur. Oyunculara dokunan, belli oyuncuları üst seviyeye çıkartabilen bir teknik adam. Örnek hemen aklıma geldi Mustafa Muhammed mesela. Muriç'e yaptığı dokunuşu Mustafa Muhammed'e yapabilirse Galatasaray'ın geleceği yani. Yani Mustafa Muhammed çünkü muhakkak satılabilecek bir oyuncu. Evet. Çok ciddi şekilde bir gelir getirebilir Galatasaray'a. Onun haricinde sempatik bir teknik adam. Yani bugün Fenerbahçe'ye gelse, Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı hiçbir Fenerbahçeli itiraz etmezdi. Trabzon'a gitse, Trabzon'da zaten bildiğim kadarıyla. Evet. Trabzon'da itiraz Hocam, etmezdi. Hocam bir de iki kupalı. Tabii tabii. Akhisar'la Türkiye evet. kupası var. Akhisar tarafına da hiç girmedim. Akhisar'da yaptığı başarı yani. Şimdi hocanın taktisyen bir hoca olduğu net belli. Artı bir şey daha söyleyeyim Koray Baloğlu. Evet. Hocanın oyuncu portföyü var. Her hocada oyuncu portföyü olmaz. Çok fazla bazı hocalar, özellikle böyle isimli eski futbolcu hocalar çok fazla maçı izlemeyi sevmezler. Ama Okan Hoca'da böyle bir şey yok. Çok ciddi oyuncu portföyü olan, oyuncu ve maç izlemeyi seven, modern futbolu takip eden bir hoca. Ben her şekilde, ha başarı olur olmaz. Bakın bunun hiçbir yerde bir garantisi yoktur. Buraya kimler? Mancini geldi. Yani Mancini geldi. Anlatabiliyor muyum? Del Bosque geldi. Aragones geldi. Yani ama şimdi de bir şey var. Bir seçim yapacaksınız. Bence Okan Buruk en doğru seçimlerden biri. Başarı kriteri bakmıyorum. Doğru bir karakter. Çok doğru bir teknik adam. Artık gerisi de oyuncularla uyum, camia sonucu da göreceğiz.